Burada sizlerle bulunmak gerçekten büyük bir mutluluk. Bugün size bir yolculuktan bahsedeceğim. Bu bir tutku yolculuğu ve yolculardan bahsedeceğim. Yaşamımda ben de bir yolcuyum. Fakat bilhassa genç yolcuların her zaman yanındayım. Onların arasından bu çok büyük bir, belki ordu diyebileceğiniz kadar sessiz asker ordusu, bunlar yetişen gençler. Aynı tutkuyu paylaşmaktalar bilim, teknoloji ve yenilik için ve özellikle yeni nesil sağlık çözümleri üretmek için yolculuğa çıkmış kişiler. Bu kişiler toplumda bilhassa yaşamın niteliği, iyileşmesi, hastaların gereksinimine cevap vermek için özveriyle çalışan gençler. Bilhassa yükselen ekonomilerden, dünyanın her tarafından şu anda Kuzey Amerika'da bulunduğum için bizim ortamımıza gelenler, Avrupa'ya gidenler, onlar gibi pek çok genç, çeşitli dünyanın yerlerinden bize güvenerek gelip yanımızda bu yolculuğa katılıyorlar, bizim önümüze geçiyorlar, biz onlara destek veriyoruz. Yani bu sağlıkta yenilik ekosistemlerine yolculuktan bahsedeceğim ve dünyanın nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu anlamanıza umarım yardımcı olacağım ve bir iki öyküyle yeni nesil sağlık çözümlerine kendini adamış genç iki insanı bu çok geniş, büyük gruptan, bu topluluktan çekip alıp size anlatacağım. Fakat inanın bu sadece buzulun bir ucudur. Size ayrıca bizim konumuz olan geleceğin tıbbını tanımlamak konusunda gelecek 10 yıldan bahsetmek istiyorum. Tesadüf de gelecek yıl 2013, çok yaklaştığımız için 2023 diye yazdım. Ve bakın burada eğer dikkat ederseniz, İlk önce biz 2003'lerde bu bilhassa inovasyon yoluna girdiğimiz zamanlar, çünkü inovasyon şu veyahut da yenileşim dediğimiz konu, fikriniz çok müthiş olabilir fakat o fikri gerçeğe dönüştüremiyorsanız sihri pek olmaz. Belli bir köşede kalır. Biz o fikirlerimizi, buluşlarımızı bir gereksinime doğru yönlendirip o sonucu hastaya, sağlık sistemine, yaşamınıza sunmak için yola çıkmışız. Bizimle birlikte yola çıkanlar bu cansız ve canlı dünyaları birleştiren insanlar ki bugün bir parça kendi mesleğim olan, daha doğrusu elektrik mühendisi olarak yetişip biyomedikal mühendisliği tanımlayan Amerika'da mücadele eden, diğer ülkelerde de mücadelesini veren bir kişi olarak 2013'te geldiğimiz yeri, yani bu iki dünyanın arasındaki tümleşmeyi, birleşmeyi bir parça size anlatmak istiyorum. 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. yılında ise bu iki dünya tamamıyla tümleşmiş, birbirinin içine girmiş olacak ve bu yola koyulacak insanlar çok farklı bir sağlık sistemi, bireye odaklı bir sağlık sistemi kuracaklar. Şimdi sağlık ve teknoloji ekosistemleri nedir ve nerelerde yükselmiştir? 1950'lerden itibaren tıp dünyası, yaşam bilim dünyası, uygulamalı bilim dünyası, temel bilim ve de mühendislik dünyası bir araya gelip bilhassa Kuzey Amerika'da gördüğünüz gibi Avrupa'da da aynı şekilde müthiş bir ekosistem, stratejik kaynak ve altyapı yatırımlarının yapıldığı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ekonomik düzenin çalıştığı dünyaları yaratmışlar. Dünyanın geri kalan ülkelerinde ise o ortamı arzu edenler, o ortamın parçası olmak isteyenler büyük bir yolculuğa girişmişler. Bunlardan bir tanesi de benim. İstanbul'dan 1974 yılında Amerika'da Philadelphia şehrine geldik ve eşimle birlikte o iş dünyasında kaldı. Ben ise akademiye girdim, doktoramı yaptım. Benim gibi pek çok kişi çeşitli dünyanın yerlerinden, Güney Afrika'sından, Güney Amerika'sından, tabii ki Asya Pasifik'ten geldiler. İsrail'den de gelenler oldu. Gördüğünüz gibi orada İsrail hesaplanmış. Oralarda yetişen bu geldikleri ekosistemdeki değerleri, zenginlikleri benimseyen, bunu kavrayan, dünya çapında çalıştıktan sonra kendilerini ülkelerine dönerekten veya iki dünyalı yaşayaraktan adamış olan kişiler, bu yolcular, bu yükselen ekonomileri bugünkü
yerlerine getirdiler. Şu anda bizim çok önem verdiğimiz bir konu bu dönüşümdür. Bu küresel dönüşüm dünyada yükselen ekonomilerin artık yükselmiş, gelişmiş ekonomilerle olan arasındaki yolculukları, ortaklıkları, birliktelikleri kendi bünyesine alabilen, daha doğrusu ABD dışındaki yoğunlaşma, yani dünyadaki beyin gücünü harekete geçiren kişiler olmayı kendilerine görev bilmiş kişiler. Yaratıcılık, yenileşim ve bütünleşme akımının onlar bir yol, sadece yolcuları değil, aynı zamanda uygulamacıları. Çözüm bekleyen pek çok sağlık sorunu var. Bu sorunları onlar kendi sorunları olarak görüp bunların üzerine gitmekteler. Bulundukları, döndükleri veya bulundukları yeri, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, dünyanın farklı yerlerinde, Asya Pasifik'te olsun, şimdi Orta Doğu'da olsun, bilhassa şu anda Türkiye'de olsun ki bu büyük bir seferberlik başlamış bulunuyor şu anda Türkiye'de. Çeşitli öğelerini bu ekosistemin yerleştirmekle, sessizce, sessiz kahramanlar olarak yerleştirmekle meşguller. Siyasi iradeyi ve kamuoyunu etkilemek. Bunun yanında politikaların ve yasal düzenlemelerin artık yerleşmesi ve bu ekosistemlerin yükselmesi için çaba göstermekler. Buluşun, yani fikrin, gücünün ürüne dönüşmesi, ürüne dönüşebilmesi için gereken bütün süreçleri çalışanlar ve dayanışma ağları, Turkish Win onlardan bir tanesi, paydaşlıklarla, karşılıklı beslemelerle, ortaklıklarla bu şu anda yükselen ekonomilerdeki ortamları hazırlayanlar. Bunların hepsi yolcu. Peki Türkiye'de ne olmuş diyelim? 1940'ların sonunda Kadın Gazetesi diye bir gazetede bir bilgi, bir haber verilmekte. Bu haber Türkiye'nin girişimci bir üniversite projesi olduğunu o devrin diliyle anlatılmakta. O devirde saygın gazeteler, Akşam Gazetesi var, Cumhuriyet Gazetesi var fakat Kadın Gazetesi en saygın bir gazete. Bu gazetede bir haber var. Bu haberde İstanbul'da bir teknik ve ahlak üniversitesi kurulacak. Açılış tarihi 1953 ve bu üniversite özel teşebbüse, yani girişimci ruhlu, yüksek yetenekli gençlerin en son bilim ve teknolojiyle donatılmış ve işletme konularıyla, ekonomi konularıyla donatılmış kişiler olarak yetişip, altın bileziği olan elemanlar olarak yetişmesi için sadece profesörler değil, iş insanlarının, yatırımcıların da birlikte hazırladığı bir proje. Bu projede 22 tane disiplinler arası fakülte var. Bu fakültelerde dünyada tanımlanırken onlar da bu mühendislik dallarıyla birlikte fizyoloji, riyazi yani matematik, tıp, hukuk, iktisatı birleştiren, yani biyomedikal mühendisliği tamamlıyorlar. Çeşitli engeller karşılarına çıkıyor ve bu 1953'te bu vakıf, ilk Türkiye'nin vakıf üniversitesi açılamıyor. Üniversitenin kurulacağı yerin hem tarifi var hem de projesi var. Üsküdar'da bir koru da kurulacak, Nuri Demirağ'ın korusunda. Tam karşısında Beşiktaş'ın sırtlarında Serence Bey'de de tam teşekküllü bir hastanesi olacak. Nuri Bey'in eşinin adına ithaf edilecek. Bu çeşitli nedenlerle gerçekleşmiyor. Fakat yaşam devam ediyor. Pek çok bu konuya gönüllü yolcular yola çıkıyorlar ve çeşitli dünyanın yerlerine gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi de sadece benim. Bunlar yeni nesil biyomedikal mühendisliğini nasıl Türkiye'de ve dünyada o devirlerde tanımlanmışsa onu hayata geçiriyorlar. Ve yaşamın donanımı, yaşamın yazılımı dediğimiz, yani metabolik denilimler, genlerimiz, proteinleri çalışıyorlar. Ölçekler arasındaki sürekliliği kendilerine konu alıp onun sırlarını araştırıyorlar ve pek çok konuda yepyeni alanlar ortaya çıkartıyorlar. Bu konu, ilerinin tıbbını tanımlayan konu, devamlı yeni meslek kollarını, moleküler sağlık mühendisliği gibi,
sağlık sistemleri mühendisliği gibi, mühendis, doktor aynı zamanda olan bileşik insanları tanımlıyor ve şimdi artık medyada dahi duyduğunuz robotik tıp, bireysel tıp, kişiye özel, bireye özel olan çözümler, bileşik teknolojiler, taşınabilir ve giyinebilir teknolojiler, yani yaygın erişim için, yani bireyi sağlığının kontrolünü eline almak, sağlığını kontrol edebilecek şekilde güçlendirmek için bir çalışmanın içinde bulunuyorlar. Bunun neticesinde müthiş bir küresel yolculuk başlıyor. Bu dolaşımın sonucunda çok beklenmedik bazı ipuçlarını siz duyuyorsunuz. Bugün medyada veyahut da yayın organlarında tıp turizmi diye bir konu duyuyorsunuz. Bu sağlık hizmetlerini alabilmek için dünyanın farklı yerlerine gitmek demek. Fakat bu aynı şekilde bilim, teknoloji ve yenilikte de olmakta. Demek ki bu yolculuk uzun vadede topluma, doktor mühendisleri, mühendis doktorları ve bu biyomedikal konularda çalışanları sunacak ve sunmakta. Ben bunun bir küçük yuvası olan Philadelphia'daki kurduğumuz bir okuldan size bahsetmek istiyorum. 10-12 sene önceydi. 6 arkadaşımız bütün riskleri göze alıp yepyeni bir okul kurduk. Bu tamamıyla bir risk yolculuğuydu. Çünkü Amerikan akademik sisteminde bir tenür dediğimiz bir konu var. Onu kazanmak çok çok zor. İlelebet bu sizin elinizde olan, mesleğinizi de sizin sahip olduğunuz bir şey olmasına rağmen biz terk ettik 6 arkadaş. Çünkü gençlerden müthiş bir baskı görmekteydik. Ve kurduğumuz okulu, fikirlerimizi bilhassa bu uç konularda, bu hudut konularında, bilimde, teknolojide, sağlıktaki gereksinime, hastanın gereksinimine cevap verecek şekilde çözümlere dönüştürmekti. Nitekim program geçmişimiz, üniversitenin geçmişindeki değerleri geleceğimizle birleştirdi ve pek çok genç dünyanın her tarafından, bilhassa Çin'den, Hindistan'dan, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Güney Amerika'dan geldiler. Fakat bunların arasında sivrilenler çok ilginç çocuklardı. Sayıları çok uzun ve genellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptığım konuşmalarda bu gençleri anlatıyorum. Bu gençler Türk gençleri. Geldikleri her yerde, daha ayrı bir istisna görmedik. Geldikleri her yerde hedef sahibi kişiler, sorumluluk alabiliyorlar, inisiyatif alabiliyorlar ve de hesap verebiliyorlar. Bu gençlerden çok geniş olan bu topluluktan size iki gencimizi seçtim. Onların öyküsünü bir parça anlatmak istiyorum. Gözde Şenel gencimiz 3. sınıfta Sabancı Üniversitesi'nde biyomühendislik okurken babasının bir parça etkisiyle kök hücre öğrenmek için laboratuvarlarımıza geldi, bir küçük buluş yaptı, geri döndü, sonra doktoraya müracaat etti ve şu anda çalıştığı konu Türkiye'de çığır açacak bir konu ve bu konuya tamamıyla sadece gönülden değil, bütün kaynaklarıyla, bütün çevresiyle, bütün ağlarıyla baş koymuş durumda. Yakında doktorasını savunduktan sonra bu biyo-nanotekstil konusunda Türkiye'de kurulacak endüstrinin öncülerinden olacak. Bulunduğumuz Philadelphia şehrinde öğretim üyesi Peter Lalkeş'tir bizim okulda ve şimdi bir komşu üniversitede aynı şekilde çalışmakta. Bir de tekstil konusunda dünyada bir numaralı üniversitelerden iki üniversite arasında çalışıp bu kalp yetersizliği için kalp yaması geliştirmek ve nitekim bugünlerde doktorasını verdiğinde herhalde ve yayın yaptığı yayınlarda dünya çapında adı duyulacak bir genç. Başka bir genci de size anlatmak istedim. O da Meltem İzzetoğlu. Meltem İzzetoğlu kızıl ötesi beyin görüntüleme, optikle beyin görüntüleme platformunda bizlerle çalışan genç, çok büyük bir grubuz. Her türlü meslek kolundan gelmekteyiz. Meltem'i heyecanlandıran konular gerçekten çok zor konular. Burada çalıştığı konulardan bilhassa önderlik yaptığı yaşlılıkta hareket kaybı ve bilişsel gerilemeyi izleyerek bu gerilemenin önüne geçmek, aynı zamanda bir takım bu nedenle oluşabilecek mesela düşme gibi
konularda yaşlılara destek olabilecek sistemleri önder olarak yönetmekte. Gördüğünüz gibi üniversitemiz sadece, bu kurduğumuz okul sadece bilim sınırlarını ve kurum sınırlarını da tanımıyor. Bu çalıştığı grup Albert Einstein Medical School'da, New York'ta. Ve eşi de aynı zamanda bu konuya, eşini de bu konuya çekmiş durumda. Meltem'in diğer bir çalıştığı konu öbür uçta, bebeklerin beyin işlevleri ve bilhassa kendini ifade edemedikleri için ağrı seviyesinin ölçümü. Orada da pek çok hekimle birlikte bu projenin önderliğini yapmakta. Diğer taraftan eşinin başını çektiği anestezi derinliği izleme konusunda da o da büyük katkılar vermekte. Çünkü Meltem'in konusu bilgi işlemciliği. Çok gürültülü, çok bozulmuş bir bilgiyi, çalıştığı konu olan bilgi işlemciliği sayesinde çekip çıkartıp gayet güzel çözümler getirmekte. Bu teknoloji şu anda bir firma halinde, bir başlangıç firma halinde gelişmekte. Klinik denemeler, ön klinik denemeler yapıldı. Artık klinik denemelere geçecek şekilde yatırım almakla meşgul. Meltem'in daha önce uzun zamandır, belki 7-8 senedir bu teknoloji bir başlangıç firmasına dönüştü. Meltem'in bu teknolojide de bir destek elemanı olarak katkısı çok büyük oldu. Bu teknoloji şu anda gördüğünüz gibi pek çok Türk gencinin ittirdiği bu teknoloji şu anda dünyada bütün onaylarını almış olarak piyasaya girmekle meşgul. Hatta Türkiye'de de gayet ciddi bir klinik çalışmalarla burada da pek çok kişinin hayatını kurtaracak. Zira bu teknoloji beyin travması geçirdikten çok kısa zaman içinde sizin beyninizin neresini kanadığını anlayan yerinde tanı dediğimiz bu ilerinin bir teknolojisi. Demek ki yolcular hem de oyunu bozanlar olmaktalar. Olanı değiştirmek için yola çıkan bu kişiler yeni tanı ve tedavileri tanımlayıp bu yeni tıp dediğimiz konuyu ve bilhassa ehven fiyata geniş kitlere gidebilen teknolojileri sağlığın bireyin kumandasına girmesini sağlayacak bireysel tıp, kendini onaran doku, bilişsel beyin mühendisliği gibi küresel sağlığı tamamıyla dönüştürecek bir olayın parçası olarak çalışmaktalar. Bu konuşmamı yolculuğu tanımlamak, yolcunun da yolda gerek olduğunu size anlatmak için bu şekilde bitiriyorum. Umarım ileride başka ortamlarda veya bu ortamın devamında Türkiye'de ne olmakta, bu yolda gerek olan bu yolcular Türkiye'de neler yapmaktalar, kimisi iki dünya arasında, batıyla doğu arasında gidip gelip bu dönüşümü, 2023 dönüşümü dediğimiz bu canlı ve cansız dünyanın birlikte birbirine uyumlu bir şekilde çalışmasını, bu konuda yapılacak çok verimli ve çok çıktıları olan çalışmaları yapacak ortamların hazırlanmasında özveriyle çalışıyorlar. Onlardan sadece bir tanesi benim ve bu yükselen ortamlar, bu asıl olan insanı, bu yolcuyu kendisine cezbedecek şekilde zannediyorum yakın tarihlerde bütün sadece Türk kökenli olanları değil, bütün dünyadaki beyin gücünü ülkemize çekecek ve ülkemiz ilk haritada gösterdiğim gibi madem ki bir kesiş noktasındayız, doğuyu batıyla, Avrupa'yı güney, dünyanın güneyiyle barıştıran, Rusya ile Afrika'yı, Avrupa ile Körfez'i birbirinin geçiş kavşak noktası olan bu ülkede mucizeler yaratacaklar. Umarım o yolculukta siz de katkıda bulunursunuz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.